Muhteşem izleyicilerimiz merhaba. Bugün Ertuğrul Gazi'nin gerçek hayat hikayesini sizin için derledik. Hemen başlıyoruz ama kısa bir hatırlatma yapalım. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Yıl 1071. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan, destansı Malazgirt zaferiyle dünyanın kaderini değiştirecek bir şey yaptı. Anadolu, yoğun ve istikrarlı göçlerle yeni ev sahipleri Türk boyları tarafından yurt haline getiriliyordu. Ancak o yıllarda kimse şunun farkında değildi. 6 asır boyunca 3 kıtada dünyaya hükmedecek bir imparatorluğun temelleri atılıyordu. Bunu gerçekleştiren ise Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'ydi. ...1188 yılında doğan Ertuğrul Gazi, Oğuz Türklerinin Bozok koluna bağlı Kayıboyu'ndan Süleyman Şah'ın 4 oğlundan üçüncüsüdür. Annesi Hayme Hatun'dur. Moğol saldırıları İç Asya'da yaşayan Türk boylarını yıpratıyor ve ata topraklarından göçe zorluyordu. Kayıboyu'ndan Kaya Alp'in oğlu Süleyman Şah da 1223 yılında 50 bin kişi ile Anadolu'ya göç etmeye karar verdi. Horasan'dan çıkıp Erzincan ve Ahlat yanlarına gelerek yerleşti. Yanında kendisi gibi yiğit 4 oğlu da vardı. Sungur Tigin, Gündoğdu Bey, Ertuğrul Bey ve Dündar. Yaklaşık 30 yıl boyunca Erzurum ve Erzincan'da yaylayıp kışladılar. Ancak geçirdikleri onca zamana rağmen umduğunu bulamayan Süleyman Şah, asıl vatanı olarak gördüğü Türkistan coğrafyasına geri dönmeye karar verdi. Dönüş göçü Halep üzerinden olacaktı. Göç istikametleri gereği Fırat Nehri'ni geçmek zorundaydılar. Sığ gibi görünen bir boğazdan nehri geçmeye karar verdiler. Ancak Süleyman Şah nehri geçerken boğularak vefat etti. Onun vefatı üzerine Kayıboyu ikiye bölündü. Süleyman Şah'ın en büyük oğlu olan Sungur Tigin ve onun bir küçüğü olan Gündoğdu Bey, babalarının ölümüyle yarım kalan göçü tamamlamaya karar verdiler. Ertuğrul Bey ise Türkistan'a dönmek yerine Anadolu'da kalıp gaza etmenin daha doğru olacağını düşündü. Ve yalnızca 400 çadır, kardeşi Dündar ve annesi Hayme Sultan ile birlikte batıya doğru yöneldi. Yolda Selçuklu ordusu ile Moğol ordusunun savaşına denk geldi. Ertuğrul Bey Selçukluların zayıf düştüğünü görüp onlara yardım etmeye karar verdi ve savaşa girdi. Onun müdahalesi savaşın sonucunu değiştirerek Selçukluların galip gelmesini sağladı. Bunun üzerine Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, gösterdikleri yiğitliğin mükafatı olarak Kayılara, Söğüt vilayetini kışlak, Domaniç ve Ermenibeli dağlarını yaylak olarak tahsis etti. Ertuğrul Bey'in hayatı daima göç ve mücadele içinde geçti. Siyasi, askeri dehası ve yiğitliği sayesinde Selçuklu Sultanı ona Uç Beyliği verdi. Ertuğrul Bey, Selçuklu Devleti'nin kuzeybatı uç sınırlarını en iyi şekilde koruyup asayişi temin ediyordu. Domaniç, Söğüç ve çevresini aldıktan sonra diğer uç beyleriyle birlikte Bizans sınırındaki bölgede cihat ve gaza ile meşgul olmaya devam etti. Bizans tekfurlarına karşı kazandığı zaferler sonucunda Gazi ünvanını aldı. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad'ın ölümünden sonra Selçuklu beyleri arasında taht kavgası başladı. Bu dönemde zayıflayan Selçuklulardan ayrılan bazı Türk beylikleri Moğol hakimiyetini kabul etti. Ancak Ertuğrul Gazi vefakar davrandı ve Selçuklulara bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerine devam etti. Ertuğrul Gazi'nin bu vefakarlığı büyük takdir toplamıştı. Anadolu'daki bu kargaşa ortamında o, diğer yörelerdeki Türkmenlere ve Anadolu'nun dört bir tarafından gelen gazilere, dervişlere, alimlere güven vermiş ve sancağı altında toplanmasına vesile olmuştu. Ertuğrul Gazi, komşu beylikler ve devletlerin durumunu yakından takip eder ve onlarla iyi geçinirdi. Tebaasının huzuru ve güvenliği onun için çok önemliydi. Yoksullara ve hastalara daima yardım eder ve halkı tarafından çok saygı duyulurdu. Adaletli bir bey olmasından ötürü hakimiyeti altındaki topraklarda yaşayan Hristiyan halk dahi onu çok severdi. Ömrü boyunca çok sevdiği tek eşi Halime Hatun'dan 3 yiğit evladı oldu. Saru Batu Savcı Bey, Gündüz Bey ve Osman Bey. Aralarından Osman Bey, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı Devleti'nin kurucusu olacaktı. Ertuğrul Gazi, bereketli ve bolluk içinde süren bir ömür yaşayarak 1281 yılında 93 yaşında vefat etti. Ardında küçük ama güçlü bir beylik ve fethe müsait bir zemin bırakarak Söğüt'te vefat etti.
Türbesi Söğüt'te bulunmaktadır ve her yıl orada Eylül ayının ikinci haftası pazar günü anma töreni düzenlenir. Bizden bugünlük bu kadar. Osmanlı ile ilgili buna benzer başka videolar ister misiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca bizi Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.